Bu video dersimizde Max'te dalga efektinin veya pardon veya rüzgarda dalgalanan bayrak etkisinin nasıl oluşturulduğunu göreceğiz. Bunu WAF komutuyla yapıyoruz. Şimdi örnek olarak hazırlamış olduğum var. Evet arkadaşlar, bu şekilde hareket ediyor. Şimdi biz bu etkinin nasıl oluşturulduğunu öğrenelim. Evet, yine bir Max ekranı açtık. Buradan bir tane plane oluşturuyoruz. Sonra perspektif ekranına geliyoruz. Sonra Space Warps One. Plane'imizin ebatlarında WAF oluşturmaya özen gösterelim. Şu şekilde kalsın. Sonrasında bunlar birbirlerine ortalayacağız arkadaşlar. Aynı şekilde bunu da. Biraz sonrasında arkadaşlar bu şekilde hareket ettirdiğimizde sadece bu WAF hareket eder. Bunu plane'imize bağlamamız gerekiyor. Onu da Into Space Warp'tan yapıyoruz. Buradan seçip ilişkendik. Gördüğünüz gibi hemen WAP şekline girdi. Tabi bunun bu kadar kötü olması sebebi şu an plane'imizin segment sayısının küçük olmasından kaynaklanıyor. Biz bunu 32-32 yaparsak biraz daha yüksek yapalım. 64-64 olsun. Ne? Birbirine bağladık. Daha yumuşak bir etki oluştu gördüğünüz gibi. Bu açıdan bakalım. Buradaki WAV bending flexibility'den keskinliğini ayarlayabiliyoruz. Ama ayrıca buradan WAV'a tıklarsanız çeşitli ayarlarını değiştirebiliriz. Öncelikle amplitude değerine bakalım. Bu ne işe yarar? Gördüğünüz gibi arkadaşlar, buradaki değerin çoğalması veya azalmasıyla WAV etkisi oluşturacağımız objemizde çeşitli deformasyonları oluyor. Bu sizin dediğim gibi rüzgarda dalgalanan bayrak etkisi oluşturmanızı ya da dalgalı bir deniz oluşturmanıza yarar. Aynı şekilde 2 numarasına bakalım. Bu da bu şekilde etkiler oluşturuyor. Biraz daha deforme edelim. Evet. Bu değerde arkadaşlar Display Sides ekran değerlerini değiştiriyor. Aynı şekilde 4. Mesela Pace değiştiricisi gördüğünüz gibi, pardon, mouse kaydı. Burada bir dalga ya da dalgalanma efekti oluşturuyor. Şimdi bunu nasıl animasyon yaparız? Hemen geliyoruz. Buradan AutoGate'e tıklıyoruz. Barı 100'e getiriyoruz. Ve Pace değeriyle oynuyoruz arkadaşlar. Aynı bir şekilde oynuyoruz ve kaydetti. Sonra AutoGate'e tıklayıp kapatıyoruz. En başa dönüyoruz. Play diyoruz. Yavaştan hızlıya doğru hareket ediyor arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar etkimiz budur. WAP komutu ve veya modifier'ı bu işlemi yarar. Buradaki time konfigürasyonda arkadaşlar normal hızlı, hızlı, daha hızlı ve en hızlı seçenekleri var. En hızlıya getirince bakalım ne olacak. Hemen onu görelim. Gördüğünüz gibi çok hızlı hareket ediyor. Pek de bir şey anlaşılmıyor.
Biz yavaşa getirdiğim zaman istediğimiz efekti oluşturuyor arkadaşlar. Evet, dersimiz bu kadardı. İpucu tarzında bir ders oldu. Faydalı olacağını umuyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz